Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soslu kek yapacağız. İlk önce kekini yapıp pişiriyoruz. Daha sonra sosunu ekleyip pişiriyoruz. Çıkarınca da üzerine karamel sos ekliyoruz. Bol soslu bir kek. Malzemelerimiz bunlar. İlk önce kekini yapmakla başlayalım. Çırpma kabımıza 2 kahve fincanı şeker ekliyoruz. İkisi de çok dolu olmayacak. Hatta isterseniz 1 kahve fincanı da kullanabilirsiniz. Çünkü hem üstündeki sosta şeker var, hem karamel sosunda şeker var. Çok şeker istemiyorsanız 1 fincan yeterlidir. 2 adet yumurtayı da ilave edip çırpıyoruz. Yumurtalar iyice köpük kıvamına geldi. Üzerine 1 kahve fincanı süt, yarım kahve fincanı sıvı yağ ve 1 paket vanilyayı da ilave edip tekrar çırpıyorum. Un ve kabartma tozunu ilave edeceğim. 3 kahve fincanı un kullanacağız. Tepeleme değil, silme. Silme dedikleri de bu şekilde oluyor. Bardağı doldurduktan sonra üstünde fazla olanı alıyoruz. Ve yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Çünkü kekin çok fazla kabarmasını istemiyorum. Ve çırptığım kek hamurunu 24 santimlik dikdörtgen borcama aktarıyorum. Borcamı ilk önce yağlıyorum. Daha sonra hamuru ilave edip her tarafını eşit şekilde yayıyorum. Ve önceden ısınmış 180-350 Fahrenheit fırında keki yaklaşık bir 10 dakika kadar pişireceğim. Çok fazla pişmeyecek. Böyle biraz üzerinin rengi hafif değişince fırından alacağım. Keki fırına koyuyoruz ve üzerine sosunu hazırlayacağız. Sosu içinde 2 adet yumurtayı 1 çay bardağı şekerle çırpıyoruz. Yumurtaları çok fazla çırpmıyoruz. Şekeri biraz erince yeterli. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Ve biraz daha çırpıyoruz. Daha sonra 1 çay bardağı Hindistan cevizi ve 1 çay bardağı çekilmiş cevizi de ekleyip karıştırıyoruz. Ve 10 dakika sonra keki fırından alıyoruz. Sosu üzerine döküp tekrar fırına koyuyoruz ve 15 dakika daha pişiriyoruz. Hem kek pişecek hem üzerindeki sos pişmiş olacak bu sürede. Üzerini süslemek için karamel kullanacağız. Bunu isterseniz hazır karamel kullanın veya isterseniz benim gibi evde yapın. Yarım su bardağı şekeri tavaya alıyorum. Erinceye kadar bekliyorum. Ara sıra tavayı da sallıyorum. Karıştırmıyorum tabi. Bu arada şeker kristalleşir. Sadece sağa sola çeviriyorum. Biraz hafif rengi dönünce yaklaşık bir 20-30 gram tereyağı ekliyorum üzerine. Ve 2 yemek kaşığı kadar süt ilave edip hızlıca karıştırıyorum. Bu arada biraz koyulaşmış olabilir, hatta biraz sertleşmiş de olabilir şeker. Hiç merak etmeyin, sürekli karıştırdığınızda tamamen tekrardan eriyecektir. Eğer eridikten sonra da hala içerisinde böyle kristalleşen şekerler olduğunu hissediyorsanız süzgeçten geçirebilirsiniz. Ve hazır olan karameli fırından çıkardığımız kekin üzerine gezdiriyoruz. Çok değişik ve çok lezzetli bir kek. Yapım aşaması biraz zahmetli gibi gözüküyor. Kekini ayrı yapacaksın, sosunu ayrı yapacaksın diye düşünmeyin. İnanın çok pratik ve çok kısa bir zamanda hazır oluyor. Siz de mutlaka deneyin. Denedikten sonra yorumlarınızı da bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.